Herkese merhaba arkadaşlar. Selam. Bugün ne yapıyoruz? 200 TL'lik kazı kazıyoruz. 200 TL'den ne kar ettik, ne zarar ettik? Onları açıklıyoruz. Hadi bakalım şimdi kazıyalım mı kazıyalım? Kazı kazan yapalım. Evet arkadaşlar şimdi 50 liralık 10 tane beşliğimiz var. 50 liralık 5 tane onluk var. Onluk onluk olarak toplamda 200 liralık bir kazı kazanımız var arkadaşlar. Deneyeceğiz. Kaç tane var? Çok para var. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Şanslı değil. Yalnız burası biraz batacak ama. Zor mu? Batacak. Temiz de bana da. Ev senin, benim hiç fark etmez. Canın sağ olsun. Evet. Benim için çıkmıyor. Bir dakika bir yaklaştıralım. Bir dakika. Bakıyoruz şöyle. Ne çıktı kardeşim burada? Bundan bir şey çıkmadı abi şu an. Bu boş. Bir de sıfırımızı çektik. Bu da boş. Bu da boş. Bu da mı boş da yapmadan? Evet arkadaşlar hala bir şey bulamadık. Bu da boş. Bilmeyen arkadaşlar için anlatayım. Bu kartlarda ya 5 liralık olanlarda şurada para çıkması gerekiyor kazanabilmem için. Para çıkıp altındaki rakam tutması gerekiyor. Şayetinde orası olmadığı zaman burada mesela bir tanesinden toplamda 3 tane olması gerekiyor. Yani 6 tane çıkıyor burada. Mesela 5 liradan 3 tane olması gerekiyor. Ya da 10 liradan 3 tane olması gerekiyor. Mesela burada 5 liradan 2 tane var. 10 liradan 2 tane var. Şu peki arkadaşım bir şey soracağım. Şu 20 TL en fazla 20 TL mi verilmiş oluyor? 200 bin lira bu. 300 bin TL. Anladım. Canım, şu an hep zarardayız. Şu an hep boş çıkıyor. Ya arkadaşlar aslında şöyle bir şey var. Biz bunu hani eğlence olarak aldık. Hani bir para gütme şeyimiz yok. Eğlence amaçlı. Hani kumar zaten kötü bir şeydir. Bu da aslında biraz kumar. Çıksa da iyi olur tabii canım. Tabii yani para her zaman için güzeldir. Ne çıktı? Bunda da bir şey çıkmadı. Evet. Zaten bu kartların arka kısımlarında şöyle göstereyim ben. Arka kısımlarında zaten nasıl olacağı bir şey yapıyor. Bak burada para sembolü var zaten. Ödül olarak ikramiye yazıyor. Hani 5, 50 falan. Çıkan ikramiyeler var. Şu anda biz kaç tane kazıdık? 1, 2, 3, 4, 5 tane kazıdık. 5'te 0 hala bir şey bulamadık. Ama şu 10 liralıklardan umudum var. Onlardan bir şeyler çıkabilir. Biraz daha bu tarafı çevirip tutabildim kardeşim. Şöyle. Evet. 6.'yı da boş kazıdık. Zaten bunlar 5 liralık olduğu için pek para vermiyor. Ben bilmiyorum da oynayan arkadaşlardan duyduğum kadarıyla söyleyeyim. Biz sadece denemeye böyle güzel bir şey olsun diye. Yani kazı kazan hepsini teker teker deniyoruz. Hangisi daha çok para veriyor onu bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar diyelim.
kaybetsek de öyle diyelim. Yani amacımız eğlence olsun. Şey değil yani. Evet. Aha 10.000 diyor. TL 10.000 2 2 tane 10.000 TL. 2 tane 10.000, 2 tane 1000, 2 tane 5 lira var. Bu da boşa gitti. Yine boş. Arkadaşımız da temiz topluyor evin batırma bahçesi. Aynen. Samet abinin evini batırmayalım yoksa bizi bir daha eve almaz. Estağfurullah. Aha aha parayı bulduk. Buldun. Nereden anladın bulduğunu? Bak para simgesi çıktı burada. Yani şimdi, kazandık diyor öyle yani mi? Yani şimdi altındaki sence ne kadar? 20 TL'dir bence. Bence 5 TL'dir. Bakın göster arkadaşlar. Daha altını kazamadım. Bak kazıyorum şu an. Kazmayayım. Bak dediğim gibi 5 lira. 5 TL. Yani. Gördüğünüz gibi. Sırf orasını bir de kazsan yeter değil mi? Aynen sırf. Ya, hayır burasını kazınsan değil. Normal standartlarda bunu oynayanlar şöyle yapıyor. Şu barkodunu kazıyor. Komple kazımanızına gerek yok. Bunun o aldığınız yerdeki hani büyük şeylerde milli piyangocuların orada alıyorsunuz. Sadece barkod kısmını kazıdığınız zaman komple kazımanıza gerek kalmıyor. Okuttuğu zaman direkt zaten kazandığınız miktar ya da kazanamadığınızı gösteriyor. Burada bir 5 TL'miz var. Bakalım burada bir şeyler çıkacak orada mı? Orada 5 TL'den olsa bile farklı bir şey çıkabiliyor mu? Tabii burada 5 TL var. Burada da 5 TL 3 tane bulursam mesela evet bulduk. Hı-hı. Bu kartımızda 10 lira var şu an. Bakın şöyle göstereyim gene. Kazıyım. Evet arkadaşlar bu kartımızda 10 lira var. Nasıl diyeceksiniz? Şimdi para simgesini bulduk. Altında 5 TL'miz var burada. Bir buradan 5 TL aldık. 3 tane de buradan 5 TL vurduk. 1, 2, 3 olarak. 5 TL de oradan geldi. 10 TL oldu. Şimdi şurada 10 TL'mizi bulduk. Bunu şöyle ayrı koyalım. Bakalım. Son 5 liralık kartımızı kasıyoruz şu an. Elmas geldi. O vermiyor zaten. Bunda da herhalde yok gibi. Evet. Bunda da yok arkadaşlar. Ve 10 tane 5 liralık kazıdık. Vere vere 10 lira para verdi. Ne kadar verdik? 5 TL'lik yani 10 tane aldık. 50 lira verdik. 40 lira bir zararımız var şu an. Şimdi 5 liralıklarımızı bitirdik. Sadece bir 10 liramız çıktı burada. Şimdi 10 liralık bu şans dağı bir şey diye bir şey. Bakalım neymiş bunun şeysi. Sembollerin saklı olduğu köşe altınları kazanın diyor. Bir sırada aynı iki sembolü bul. Yani bir sırada diyor iki tane aynı sembol çıkması gerekiyormuş yani. İlk maden durumda birden çok sıra için gerçekleşen hani sırtı yani. Anlayacağımız şu iki köşe altınları gibi görünen yerlerde aynı simgeleri bulmamız gerekiyormuş. Bakalım. Mesela burada araba çıktı. Burada atlalı çıktı. Burada para var. Burada uçak var. Burada pasta. Burada bavul. Burada uçak. Taç. Yatlar katlar ama boş. Burada da para var. Burada kasa. Hadi 500 bin çıksa da. Zor bir ihtimal ama. Çıktı mı? Yok çıktı abi. Mı? Burada da aynı dediğim şekil. Burada bir amaç işte şu mesela 10 liradan aynı simgeleri ya da şunlardan aynı simgeleri yani bulmamız lazım. Yani parası öbür tarafta para. O da uçaksa o da uçak olacak. Aynen. Kazıdığımız 10 liralıktan yine bir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ya da ilk şurayı şöyle kazayım.
bakalım. Yok yok yok. Yok, burada da boş çıktı. Yani arkadaşlar, hani bunu çekiyoruz. Hani biz eğlence olsun diye bunu yapıyoruz. Yani sizler gidip boş yere para vermeyin bunlara. Hani belki bir umut olarak görenler var bu şeyleri ama yapmanızı hiç tavsiye etmiyoruz. Bu da boş gibi. Ama mesela şu yat şurada olsaydı, şu yat şurada olsaydı 500 bin 100, 210 bin 500 bin, evet 500 bin alırdık ama işte bir üstü olduğu için alamıyoruz. Yani bugünün şartıyla 500 bin kötü para değil. Aa, dur dur abi, 20 lira varmış burada. Var mıymış? Şuna bak, araba araba. Aynen bak, şurada araba. Arabaları görüyorsunuz. Tamam, 20 lira kurtardık. Evet, 20 lira da buradan aldık. Çok güzel. Ne oldu, 30 TL'miz oldu. Aynen, 30 TL'miz oldu. Geriye kaldı 170 TL'miz. Evet, şunu da şöyle koyalım. Şuna bir daha bakalım net bir şekilde. Evet, bunda da bir şey çıkmıyor. Gene de bakalım, tekrardan kontrol edelim. Uçak para, yatlar, elmas, bavul, altın, yonca, yüzük, uçak yok. Bunda da bir şey çıkmadı. Bundan tanesi 10 TL'lik miydi? Evet, bak şurasında yazıyor zaten 10 TL oldukları. Bunlarda da var 10 TL, 10 TL. İlk baş yaptığımız 5 TL'ydi. Şurada duruyor. Evet, 5 TL'leri burada gözüküyor. Evet, bir 20 lira daha. 20 TL daha aldık. Evet. Ne yaptı? 50 TL'imiz var şu an. Evet. Geriye kaldı 150 TL'imiz. Peki buradan birkaç tane daha çıkabiliyor mu ki acaba? Vallahi hiç bilmiyorum abi ya. Onu bilmiyorum. Bana önceden 5'lik falan kazmışlığımız var. Aa, evet evet. Bak. Evet, çıktı 30 TL daha. 30 TL daha. 80 TL'deyiz şu an. Evet. Bunlar... Abi, oo! Kaç oldu? 50 daha. 80 üzeri 50 ne yapar? 130 yapar abi. 130 TL güzel. Bakalım. 200 TL yatırmıştı. Hadi o da bir çıksa. Vallahi. Vallahi çıktı. 2 ne oldu? 230 oldu abi. 230 TL oldu ve kârda şu an 30 evet. TL. Hadi o da evet. Çıksın. Yok, bu artık zor. Şu an 230 TL kardayız. Evet, arkadaşlar. Şu an 30 TL kardayız ve hala kartlarımız var. 5 daha 10 tane daha kartımız var. Şu an kardayız. Şu an mutluyuz. Şu an happy too. Yani zararımızı çıkartmamız, yani hani şöyle şey, para kazanma değil de hani şunun zararını çıkartmak bir mutluluk yani. Yine diyoruz, yine diyoruz. Asla hani tavsiye etmiyoruz, tasdiklemiyoruz, almayın. Hani biz sadece eğlence olsun diye hani video çekelim, görün. Şimdi izleyenler de diyordu, eğlence diye parayla gözünü vuruyorsunuz diye. Ya bu iş şey ya, da bunun barkodu neredeydi acaba, onu bilmiyorum da. Bunun barkodu da şurada. Barkodu. Şimdi dediğim gibi bunu hani illa komple buraya kazımanıza gerekmiyor. Tabii kazıyın, görün. Ama sadece şu barkodu hani aldığınız yerlerde
Bunu İstanbul'da, Ankara'da ben görüyorum. Bazen gidip geliyoruz. Şeylerde böyle ara sokaklarda, ara caddelerde satıyorlar. Oralardan almadığınız sürece ya mecbur oraya gitseniz bile adamlar bakıyor. Ama normal büyük bir dükkanlardan aldığınız zaman, Milli Piyango bayilerinden aldığınız zaman sadece barkod kısmını kazıp makineye okuttuğunuz zaman direkt yani buraları kazımadan da görebiliyorsunuz. Ama bizim tavsiyemiz kazımanızı isteriz. Çünkü görürsünüz ne olduğunu, ne bittiğini. Güzel. 130 liramız var. Şimdi bu şans daha da bitti. Şu an ona katla diye bir kartımız var. Bunda ne varmış abi? Gel bakalım. Üst bölümde yer alan kazanın numaraları herhangi birinin altında bölümdeki yer alanlar. He, anladım. İlk önce şurayı kazıyacakmışız. Buradaki çıkan sayılar şu 10 kısımda bulacakmışız. Ayrıca altında x ile çarpıyormuş. Altındaki x'leri bulduğumuz zaman da ne mesela 5 lira çıktıysa 10 kat ise 50 lira olaraktan veriyormuş. Onu deneyeceğiz arkadaşlar şimdi. Yalnız ben şunu çok sevdim. Şans dağını mı? Aynen. Aynen. Üst üste bütün gelince... zararı kapattı gibi bir şey. Aynen. Zarar değil. Kare geçtik. Şu an işte 8, 01, 23 ve 25 sayılarımız var. 8 değilmiş, 38'miş o. Bunun barkodu neredeymiş? Ha, buradaymış. Şimdi biz büyük bir bayiden aldığımız için mecbur gidince oraya barkodunu okutuyoruz. Şimdi bakalım. Şimdi şu 10 tane kısımdan şu yukarıda çıkan sayıları bulacağız. Ve altlarında çarpı olmasını yakalayıp ümit ediyoruz. Konuşamadım da. Şu an mutluyum. 21, 16, 45, 49, 03, 07, 29, 17, 08 ve 12 arkadaşlar. Bunda boş çıktı. Altındakileri de kazıyım, şeyleri görün. Mesela şu yukarıdan herhangi bir sayı tutturmuş olsaydık altında yazan rakamı alacaktık. Tekrar kontrol edelim. 38'den yok, 01'den yok, 23'ten yok, 25'ten yok. Yani boş. Ha, önemli değil. Nasılsa verdiğimiz parayı 30 lira kar ile çıkartmış olduk. Bakalım şimdi de 16, 23, 41 ve 40 sayılarını arayacağız aşağıda. Oo, Samet abi senin en uğurlu sayın çıktı. 30. (gülüyor) 36 17. Hadi yanlış anlamayalım, 31 derken az önce çılgın sayısı oynuyordum da o numarayı seçmiştim. Ondan dolayı dedi. Evet arkadaş biraz kumarbaz da. 19, 19. Yok. X2 neymiş? Aa, X2'yi yakaladık bakalım. X2'de 5 var. O da 2 kat ediyor. 10 lira bulduk buradan. Ettim 240 lira. 200 TL ile girdik. 40 TL kardasın şu an. Aynen. 40 TL karımız var. Yine üzerine bastıra bastıra söylüyoruz. Tavsiye etmiyoruz. Şu köşede yok mu? 3'ün üstünde bir şey. Nasıl? Oraya üstünü kazımadın herhalde. Ne kazıdın? Ha pardon. Orası yok abi. Sadece 4 boşmuş. Tane var burada. Anladım. O yüksek sayıymış. Şimdi. Tekrardan kontrol edelim de yanlış olmasın. Numara alanında X2 sembolünü bul. Sembolün altında yazan ikram miktarının 2 katını kazan. Biz X2'yi bulduk. Altında yazan rakam 5. Yani 10 TL kazandık burada. Yani verdiğim paraya biletin parasını 10 TL'den aldım. Aynen. Zaten bu 10 liralık. 10 liramızı tekrar almış olduk. Güzel. 14, 27, 01 ve 19 olarak 4 tane rakamımız var gene. 28, 49, 45. 25, 46, 46.
Bir de 40. Şuraya bakalım. 29. 35. 09. 39. Ve 04. Bundan bir şey alamadık. Evet, bundan gene bir şey yok. Evet. Ops. Vurdu para gitti. Tekrar kontrol edelim. 14.07.01.19. Şöyle bakıyoruz. Yok. Evet. Abi bir şey dikkat edin. Yukarıda çıkan sayıların mesela 19 mesela burada 9, 39, 49 gibi rakamlar çıkıyor. Mesela 29. Yani heyecanlandırıyor seni. Evet, temizleyelim sonra. Yengen gelince kızmasınlar mı? İlk önce bu sefer tam tersi yapayım mı? Aşağıdan başlayayım kazanayım. Yapma hadi. Bence de kafamız karışır. Bence yukarıdan kazansan daha mantıklı. Ya abi aslında tekrardan kontrol ediyoruz ya. Ha, amacımız totem olsun. Belki X'i yakalarsak önceden. Mesela burada küçük rakamlar çıktı. Küçük rakamlar ne gibi diyeceksiniz? Mesela 5, 10, 50 gibi. Evet. Şimdi yukarıya kazayalım. Onlarda yok. Şu an bir şey alamadık herhalde. 26 yok. Şöyle kazayım. Şöyle. 26 yok. 39 yok. 12 yok. Yok. 14 yok. Yok. Şey X de yok. Bundan da bir şey alamadık. Şu an her türlü kardayız. Evet, 10 diyelim. 40 TL karimiz var. Ha, tabii sanmayın ki belki yanlış bakıyoruzdur. Yarına gidip bunları okuturup gene belki şansımız da çıkabilir. Pardon, 40, 12. Şey ya, bazen şu şeyler kalıyor burada, hiç silemiyoruz. 46, 49 gibi yanlış okuyabiliyoruz. 26, 49, 8, 09, o da yok. 41, mesela yok. 40, 41 mesela çok yakın sayılar ama çıkmıyor. Mesela 500 bin var burada. 22 yok. Sence o 500 bin çıkıyor mudur? Belki bir tanesinde falan çıkar. Belki bir ihtimal çıkabilir ya. Ben hani şey değilim. Yani... 6. Aha da 13. Yok. Yok. Bunda da boş. Var ya zaten yüksek sayılar. Şaşırtıyor. Evet. Şimdi ne kazadık? Ona katla diye bir kartmış burada. Ona katlayı da kazadık. Bu da bitti. Bundan sadece bir tane bulmuştuk. 5 TL'likten de bir tane bulduk. Bunların zararındayız. Şu an bu da altın tavuk. Altın yumurta. Hadi de onu deneyelim. Lan abi göster şöyle arkadaşlara. Şimdi bunun arkasına bakayım bir de neymiş bu. Yalnız ben en çok sevdiğim şey şu bizi kurtardı. Aynen. Neydi onun ismi? Şans dağı. Şans dağı. Şans dağı. Evet. Bir de altın tavuğa bakalım. Şimdi altın tavukta soldaki alanda ikramiye saklı olduğu altın yumurtaların ve sağdan sola bonus oyunu oynayın. Şurada bir veya iki ödüllerini ödül yazısını kazanacağımışız. Ödül yazısı bulacakmışız orada. Herhangi bir altın yumurtanın altında tavuk sembolünü bul. Sembolün altında yazan ikramiyi kazan. Tavuğu bulacağımız burada vaziyet onu anladım ben. Tavuğun altındaki yumurtayı. Herhangi bir altın yumurtanın altında X2 sembolünü bul. Sembolün altında yazan ikramiyeyi iki katını kazan. Yine burada da şundaki gibi X2 varmış arkadaşlar. O şekilde kazanıyoruz. Ayrıca bunda bir de para sembolünü bul. Para sembolünü ödül yazan ikramiye tutarını kazan. Şimdi 10 şansın var diyor. Hadi bakalım deneyelim arkadaşlar. İlk önce şuraları mı kazasak ki şöyle bir. Kasa çıktı. Bonus pasta çıktı burada da.
Evet. Ve bulduk. Bir tane x2'mizi bulduk. 20 TL. Aynen 20 TL'ye verdi buradan. Şurada kasa çıkınca ne oluyordu? Burada kasa çıkınca bir şey olmuyor abi. Burada tavukla altın yumurta bulacağız. Evet. Buradan bir yine 20 TL'mizi aldık direkt. 240 evet. Liramız vardı. 260 liramız oldu. 200 lirayla girdiydik. 60 TL kardayız şu evet, an. Evet şu an 60 TL kardayız ve 4 tane kartımız var 10 liralık. Bakalım. Devam ediyoruz. Edelim. Edelim. Burada bilmeyen arkadaşlar için söyleyelim. Biz Kapadokya'da yaşıyoruz arkadaş. Balon pilotudur. Sabah uçuşu var ve benim için burada güçlük çekiyor. Grafik Bey'in kanalına da abone olmayı unutmayın. Arada beni de görürsünüz. Evet şimdi ikinci kartımızı katlayalım. Yine burada pek bir şey yok gibi. Evet. Yine bonus bölümünde pek bir şey vermiyor. Genel olarak vermiyor diye duyuyorum ben arkadaşlarımla. Ben oynamıyorum ama. Başı bu. Oynamıyorum diyor da. Uçak. Yıldız. Taç. Yat. Evet, bunda da bir şey çıkmadı. Bunda boş geçtik bu sefer. Kartımız da boş çıktı buradan. Pardon kamera kaydı. Olur ya. Kapsa, yat, kedi, saat ve kolye. Bu da boş çıktı sanırsam. Son iki kartımız kaldı. Heyecanlı mısın? Çok. Benim niyetim 300'e tamamlamak ama. Bakalım. Zaten bu oyunlarda aldım bir tane almayla bir şey olmuyor. Toplu vaziyette alacağız sanki. Yani bize 200 lira falan boş aslında da. Bakayım şöyle. Burada da bir şey çıkmadı. Şuna bakmadık. Evet. Normalde bak ben şuraları kazıdım. Niye baktın? Yani niye oralarını kazıdım? Tavuk, para gibi hani altın yumurta gibi şeyler bulmaya kazıdım. Kazayım da yine de görsün arkadaşlar. Bunda da bir şey yok. Bu da boş çıktı. Evet son kartımız. Ne düşünüyorsun abi? Vallahi ümidim yok gibi şu an ama var mı sence bir şeyler? Bilmiyorum bakacağız. Evet. 500 bin asata çekip gitsek buralardan. Evet, para ödülünü bulduk. Para ödülünü bulduk. Altından ne çıktı? 10 lira çıktı. İyi, idare. Yani hiç çoktan iyidir. Para paradır.
Evet, bir para daha bulduk. Buradan da bir 10 lira çıktı, evet. Hele 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 diye. Evet arkadaşlar, paralar bile artık insanımızı mutlu ediyor. Ne olacak şu devirde? Yani, çünkü hani zarar da olsa, kar da olsa yine de olsun, kazıldık. Güzel oldu, eğlenceli oldu. Sizin de videoyu beğenmenizi bekliyorum. Beğenmeyen varsa şimdiden beğenmeye başlasın. Hı. Abone olmayan varsa abone de olsun. Bak bak, daha seyrediyor. Bak, daha beğeni tuşuna basmadı ya da. Abam, çıktı mı bir şey? Yok abi, buradan bir şey çıkmadı. Bir 20 lira var işte. Bakalım ne kadar kazandık 200 lira karşılığında. Ha, soruyorlar işte bazen hani gerçekten oluyor mu, alıyorlar mı insanlar falan diye. Ben duyuyorum 10 bin lira kadar kazananlar oluyormuş, 10 bin lira çıkanlar oluyormuş. Mesela gittiğim Halil abinin dükkanında asıyor bazen o masasının oraya koyuyor 10 bin lira çıkanları. Bu arada Halil abinin de reklamını yapsak mı ki? Yapalım tabii. Yapalım tabii. Nevşehir'de? Merkez halı saha yanında. Evet. Milli Piyango Dairesi var. Sayısal loto çılgın, sayısal milli piyango bileti, böyle kazı kazanlar her zaman için orada bulunur. Oraya varın, Grafik Bey'in selamını söyleyin. Size yardımcı olur. Halil abi, bu arada bu videoyu izliyorsan beğenip ve paylaşmayı da unutma. Yorum da yapabilirsin. Bekliyoruz seni. Evet arkadaşlar, şimdi sonuca bakalım. Şuradan çıkmadan yine ben bunu Halil abiye göstereceğim. Son kazadığımdan 20 lira çıkmıştı. Bu o. Evet. Bu neydi? Ha, x2 yakalamıştı. 20 lira da buradan vardı. 20, 40. Burada da 200 lira yakalamış. 5 TL'deki katını yakalamıştık. 10 neydi sana? 50. Asıl şey burada. Evet, şans dağımız burada. 20, 30, 50. 50 de orada vardı. 100. 50 daha buradan çıktı. 150 olaraktan. 150 liramız var burada da şöyle. Buradan para bulmuştuk. Hem 5 TL hem böyle 10 lira da buradan. 150-160 liramız var burada da. Burada da 20-30. Yanlış hesapladık abi. Biz biraz yanlışa gittik. Biz 200'den niye 100'lere düştük? Bir dakika. Şunda 20 10 TL var şunda. 5 10. Evet. 10 30 60. Başka var mı? Yok. Şurası 60. Şurada 80 110 110 160 260. 100 de vardı burada. Aa, 260. Evet. 260. Burada 10 lira bulmuştuk. 270. Burada 20 lira bulmuştuk. 290. Burada da onardan 20 lira bulmuştuk. 290, 310. Evet Samet Bey, dediğiniz gibi 300'ü geçtik. 310. 200 liraya 310 lira kadar sağladık. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? 110 lira karın var. Çok güzel bir işe girdik. Kazançlarımızın devamını istiyoruz. Eğer biraz daha bu tür videoların gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıya yorumlarda belirtin, çekelim. Çekerim arkadaşlar. Sizin için her şeyi çekeriz. Siz yani yeter ki isteyin. Çekeriz. Evet, masamızı temizleyelim. Temizlik yapalım bakalım. Elim vurdu. Şimdi başlayabilirim. Bugün ayın kaçı? Ayın 25'i, saat 10'u 20 geçiyor. 20.18. Akşam. Ayın 20.18. Şu an Samet abinin evindeyiz. Bizi misafir ettiği için teşekkür ediyoruz. Biz denedik. Kara geçtik. 200 liramız 310 lira yaptık. Denemenizi tavsiye etmiyorum ama alırsanız da kareniz olabilir. Size iyi akşamlar diliyorum. YouTube kanalımız Grafik Bey'le abone olmayı unutmayın. Beğenip yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Temizle la şuraları. Kamera açık kalmış. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Sağ ol.